Sevgili Şansal Büyükağa'nın deyimiyle hangi takıra kazanırsa kazansın ama önemli olan futbolun izlendiği ve şey mi diyorsun hocam? Bir şey demedik hocam. Önce bir açılış yapacağız, sonra devam edeceğiz, merak aman etme. Aman hocam. Hangi takım taraftarı olursanız olun, kıran kırana bir darbe sevgili seyircilerimiz. Efendim Uğur, arabamı çekmişler ne demek, ben oraya park etmedim Uğur. Kendi kendine konuşuyor ya. Şansala bak. Bak. Daha borcu var onun Uğur. Niye ön tarafa bırakıyorsunuz kardeş? Uğur'a söyle, çay var mı de ya. Çay var mı? Çay lazım. Bu su. Hocam bir su dur bu. Hocam bir dur. Hangi takım taraftarı olursanız olun, müthiş bir maç, kıran kırana bir derbi, ligin altı da üstü de efendim Uğur. Hocam maça bağlanmanıza gerek yok ya. Burada bak, Uğur'a bağlanıyor burada. Ağlıyorum kardeş. Uğur burada hocam, burada. Öbür vetereye geçiyoruz. Bir de kızar ya bazen hani. Bir vetere geciktiği zaman kızar. Taksiti mi geciktirmişler? Ankara Gücü maçına bağlanıyoruz sevgili. Yani ne hale dur baba, daha şey olmamış. Ya bana söyle. Sevgili İsmail. Kulağımın dibinde bağırma ya. Bağırma ya. Ya ortada bir şey yok ya. Ortada bak hiçbir şey yok. Bir şey soracağım. Buyur hocam. Ali Palabıyık. Pozisyon belli arkadaş. Daha hiçbir şey yok ortada. Buyur. Bir dakika. Bu maçı Cüneyt yönetmeyecek miydi? Onu dün değiştirdiler hocam. Haberin yok mu hocam? Senin de gözünü sen. Ne zaman değişti ya? Şansal abi de son lafları hani böyle hani belli belirsiz söyler ya. O senin de bir şeyden haberin yok hocam. Yani. Ya kimse haber vermiyor bana ya. O kadarını söyleyeyim hocam. İki tane saat takıyorum. Ama zamanımız belli değil hocam. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor ya. Olmuyor ya. Soruyorum arkadaş. Duruyorum arkadaş. Değişik tonlarla söylüyor. Sayın Mustafa Cengiz, Sayın Başkan. Öyle Ali Cengiz oyun yapmasın bu arada. Öyle laf kalabalığı yapıyor. Aman hocam. Şimdi aman başkanım. Dur şimdi Şansal, bir dakika anlatayım. Büyü yaptım mı diyorlar bak. He yaptım. Ne yaptım biliyor musun? Vudu büyüsü yaptım. Aldım bir tane oyuncak aslanı. Tam Galatasaray'a gol atmaya gidiyorken tam gol pozisyonunda ama iğneye batıyorum. Aslanı gol atamıyor. Hani o spiker diyor ya. Vudu gol oldu diyor ya. Ona şey batıyor. Vudu olmuyor işte. Vudu gol olmuyor. Peki başkanım, şimdi Cagne tabii Süper Lig'in en golcü oyuncusu. Evet. Cagne'den bir çekinceniz var mı bu maçta? Cagney'i Galatasaray şöyle penaltıcı almış. Ne almış? Penaltıcı almış. Golcü almamış. Ben sana bir söyleyeyim. Kasımpaşa'da oynuyor hala Cagney. Başkasını boyayıp sattılar. Ben sana söyleyeyim. Ben o Cagney, o Cagney değil yani. Ben buradan söylüyorum. Öyle değil mi Şansal? Ama penaltıları da atıyor başkanım. Şimdi yapma böyle. Gözünü sevme hocam. Şimdi öyle gözünü diyorsun da. Gözünü sevme başkanım. Penaltıyı ben de atarım. Sen de atarsın. Herkes atar. Ama önemli olan maç içinde gol atmak. O 21 tane gol atmıştı ilk yarı. 20 gol muydu Uğur? 20 gol. O 20 golün kaç tanesi penaltıydı? 6'sı penaltı. 14 tanesini. Uğur 6 diyorlar. O doğru mu Uğur? Onu 14... teyit edelim Uğur. Bak bakayım. Sor bakayım. 16 tanesi normal gol. İşte o Cagne gerçek Cagne. 6 taneymiş Sayın Başkan. Bu Cagne o Cagne değil. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Bir de Cagne oyuncağı aldım, onun için atamıyor. Cagne oyuncağıyla şey yapıyorum ben. Hangi oyuncaktan bahsediyorsunuz? Vudu. Fenerbahçe Galatasaray maçından herkese mutlu akşamlar sevgili Seray severler. Müthiş maç. Dünya derbisi Fenerbahçe Galatasaray maçı. Bugün kadrolar elimde şu anda. Kalede Galatasaray'da. Önce Fenerbahçe'yi anlatayım değil mi şurayı? Kalede Volkan. Geride Isla Skirtle, Serdal, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Diler, Zayiç, Moses ve Soldado ilk 11 ile sahaya çıkıyor. Galatasaray'da Muslera, Mariano, Semih, Dong, Linens, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Fekule, Onyekuru ve Şevçenko ilk 11 ile sahaya çıkıyor. Neden Şevçenko bu maçta bilmiyorum. Yanlışlıkla bu maça gelmiş. Evet, hakem Ali Palabıyık şu anda düdüğünü çaldı. Ne gol! Ne gol! Ne gol! Ne gol!
gol! Golü Ordu Mesudiyespor attı. Neden burada bağırdım onu da bilmiyorum. Evet, şu anda gol yok, devam ediyor. Lines sağdan akıyor, bazını verdi Feguli'ye. Feguli içeri çevirdi, Cagne vurdu gol! Cagne şu anda hakeme itiraz ediyor Cagne. Diyor ki ben bu golü normal atmak istemiyorum. Lütfen penaltı atayım onun yerine diyor. Ve topu penaltı noktasına dikiyor. Tehlikeli bir noktadan penaltı kullanacak Galatasaray. Galatasaray Cagne vurdu 1-0. Yapmayın çocuklar, o kadar söyledik. Cagne fazladan karınkasına sahip dedik. Evet, şimdi tekrar Fenerbahçe maça başladı. Fenerbahçe'de Moses Hasan Ali ile Verkaç yaptı. Hasan Ali kendiyle paslaşıyor. Sol tarafta Hasan Ali'yi gördü. Hasan Ali kendi yarı sahalarına bakan diliminde topu kaptı. Hasan Ali Verkaç yaptı kendisiyle. Hasan Ali ortaya yapıyor. Hasan Ali vurdu kafayı, gol. Hasan Ali attı. Kaleci Hasan Ali uzandı, topu tutamadı. Hakem Hasan Ali orta yuvarlığı gösteriyor ve tribünde de 80 bin Hasan Ali. Hepinize mutlu akşamlar. Bu kadar. Ağzına sağlık İsmail Berk. 1-1 bitti maç, ne oldu? 1-1 bitti ama sen şimdi soyunma odasına bizi bir götürsene ya. Bir kim olur bilmiyorum ama şu son bir taktik konuşmasını şey yapalım. Bana bak Volkan, bu maçta senden gol bekliyorum. Neden senden gol bekliyorum? Neredesin Volkan? Hasan Ali, Osmanlı'dan kalma bir top var. Onun içine koyacaksın, fırlatacaksın. Tamam mı ulen? Okları Valbuena fırlatacak. Sen sağdan akacaksın isla. Allah isla etsin. Akacaksın diyorum. İtiraz istemiyorum. Aferin. Solda da solda oyna. Sen Moses, sen sağda. Ama dediğimi yapacaksınız. Önce turu atı gibi. Şey yapacaksınız, önce bir ikramda bulunacaksınız. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Misafire şey yapılır yani, bir şeker meker. Nasılsınız, hoş geldiniz falan derken var ve gol atacaksınız. Atacaksın ulan. Atmayacaksan ben atarım. Ben kendim girip sahaya atarım, merak etme. Sen ne diyorsun Şoray? Pardon, bu, Cüneyt. Cüneyt abinin dublaj sesi. Yani dublaj. Cüneyt abi konuşuyor üzerine. Bir başka dublaj sanatçısı. Abdurrahman çocuklarının anası olacaksın. Galatasaray soyunma odasında olsa ve Cüneyt abi orijinal sesiyle soyunma odasında olsa. Gerçekten çok zor bir maç. Sevgili çocuklar. Biliyorsunuz maçlarda ben 35 yaşına kadar oynadım. Bazen tekmeler de yedim ve ayaklarım da kırıldı. Şimdi bu işlere... Kadroyu verelim. Kadroyu verelim sizler onu. Rica edelim. Şimdi Muştera sen kalede duracaksın. Muştera. Şebih biraz daha geride duracaksın. Ay güzelim. Cagne, o kolombo po mucum bu kubombo nyu çudonu ayı. Yani... Gelen her topu kafayla, ayakla ya da voleyle içeri atmaya çalışacaksın. Ay güzelim. 20 senedir yenemiyor olabilirsiniz. Bunu unutmanızı rica ediyorum. Betül yengeniz de sizi seyrediyor olacak Kaan'la beraber. Bütün sürekli Batur ailesi. Burada sizden elinizden geleni yapmanızı ve anlatabiliyor muyum yani kazanmanızı istiyoruz sizden. Ay güzelim. Adamın da daha fazla canını sıkmayın. Hadi bakalım. O malzemeci miydi o vurduğum çocuk? 2-0 yenikken 4-2 maç kazanıyor. Maç sonrası Aykut Hoca, herkes tırnak içinde delirmiş vaziyette. Aykut Hoca, mikrofonu uzatıyorlar. İşin açıkçası gerçekten çok koştuk, çok yorulduk, çok efor sarf ettik, çok mücadele ettik. 2-0'dan 2-2 beraberliği bulduk. Ondan sonra galibiyet golünü bulduk ve tekrar kontrol ataklarla bir gol daha bulduk ve 4-2 bitti ve ben gerçekten çok mutlu oldum. Takım olarak çıldırdık. Çok çok sevindik. Bu mu? Hani ben Aykut çok, Hoca'yı çok sevinme. Müthiş çok buldum. Sevinme. Ben Aykut Hoca'yı gülerken görmedim hiç ya. İşin açıkçası çok küçükken bir ufak sinir sıkışması oldu yüzümde ve ben aslında çok gülüyorum. Çok gülüyorum. Mesela gülüyorum. Ama o kaslar bu kadarına müsaade ediyor ve bu kadar oldu yani. O futbol oynarken de öyleydi. Aykut müthiş bir gol attın. Soldan Rıdvan getirdi. Güzel bir ortaydı. Galiba
arka direkten güzel bir kafa vurdum. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Vın kaçıyordu içeri. Ben bununla alakalı YouTube kanalımda bir şey yaptım. Bir adam 30 ünlü kahkahası diye. Aykut Hoca da var onun içinde. Ona bir şey yaptık bir espri. Orada ben bir Zerrin Özer'e nasıl güldüm? Ay. İnanılmaz. Ya Zerrin Özer'e nasıl yapıyorsun ya gülüşünü? diye. Bu şekilde yapmıyor. Evet. Oluyor değil mi? Allah Allah ya. Ulan Şoray senin ben. Ama... Çaban! Ne? Ben bir de Kadir'in kıran kırana bir maç, verilen pozisyonlar, verilmeyen kartlar, havada uçuşan pozisyonlar. Evet hocam. Vallahi çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Renk kattınız. Biz derbi ederiz. Öncesinde tam da istediğimiz şeyi yani biraz keyiflenmeyi, bu derbiye bir farklı bakış açısı getirmek istedik. Gerçekten. Dragomir Jeşlemetik Kacı, Dervmeşit. Tercüme ederler ya öyle. Sakin olmaya davet ediyorum. Bununla alakalı İtalyanların bir atasözü var. Antente. Una perda cinquantella. Tutobiente momentrede sono sportino. El calorioli monsero. Rabioli tardellini Roberto Mezzi Capule de Rossi'ye konuşuyor da importante. Efendim, yani, ben valla tadından doyulmuyor. Ama lafımı bari... kesme Uğur. Kapat. Tamam kapat. Bitirmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ve İsmail Baki Tuncer geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet.